Ben Hürrem. Dedim ki, ben oyum. Sultan Süleyman'ın cariyesi. Nikahlı karısı. 5 evladının anası Hürrem. Bana bu zulmü, bu işkenceyi reva gören kim? Bu bir günahsa işleyen kim? Düşmanlarım mı? Yoksa kendi karanlık sırlarım, suçlarım mı asıl düşmanım? Bir imtihan mı bu? Arınmak ve küllerimden yeniden doğmak için bir fırsat mı? Ben Hürrem. Gözlerimle yüreğimi karartan ölü havadan çıkınca Sultan Süleyman'ı, canımın padişahını görünce yeniden yaşama sevinci doldu bakışlarıma. Her türlü korkuyu bir kenara bıraktım. Zaten ıslanmış olan bir daha ıslanamaz Hürrem. Zaten yanmış olan bir daha yanamaz. Kalbinde yanan ateşi avuçların içine al. Hancınla vura vura demirden bir yumruk yap. Öfkenin, nefretin yayında ger. Ve bir ok gibi düşmanlarının kalbine sapla. Sonsuza dek yanmaları için. Hürrem. Süleyman. Ne görüyorsun hatun? Konuş. Tahta kim çıkacak? Bunu söyleyemem. Benim evlatlarımdan biri mi? Lakin kan görüyorum sultanım. Oluk oluk kan. Öyle bir gün gelecek ki bu sarayın
kubbelerinden kan damlayacak. Kimin kanı? Benim değil Hatun. Düşmanlarımın kanı dökülecek. Artık af yok. Korku yok. Benim adım Hürrem. Ben affetmem. Her şey hazır mı Sümbül Ağa? Hazır sultanım. Âlâ. Bir aksilik çıksın istemiyorum. Beyazıt'ı sual ettin mi? Ettim sultanım. Bugün gelecekler inşallah. Tedbiri elden bırakma Sümbül. Bir gözün paşanın üzerinde olsun. Attığı her adamı bilmek istiyorum. Merak buyurmayınız sultanım. Sultanım. Lokman Ağa, vaziyet nedir? Gelen giden oldu mu hiç? Hünkârımız bugün hiç kimseyi kabul etmediler sultanım. Ben geldiğinizi haber vereyim. Sümbül, terzihaneye git. Kıyafetler bittiyse Cihangir'e götür, hemen denesin. Emredersiniz sultanım. Sen merak etme Süleyman. Aslanlarımın rahatı için ne lazımsa yapıldı. Mahidevran'la Mustafa da gelecek. Onlar için de gereken yapıldı. Öyle değil mi? Elbette. Şükürler olsun ki Rabbim bize bu günleri de gösterdi. Ailemiz yeniden bir arada olacak. Cihangir'in nasıl? Konuştun mu onunla? Evet. Dün gece yanındaydım. Bir şey belli etmemeye çalışıyor lakin bir hayli gergin. Zannediyorum korkuları var. Dört şehzadeden sonra böyle bir yük ağır geldi bana. Hayatımda ilk defa Yüce Rabbime isyan edecek vaziyete geldim. Ben nasıl bir günah işledim ki bana bunu reva gördün diye yakardım. Hiç anlatmamıştın bana. Bu nasıl anlatılır Hürrem? Bunu düşünmek dahi utanç verici. Bir cihan sultanının evladı böyle olamaz dedim. Kabullenmedim. Bu yüzden onu iyileştirmek için uğraştım senelerce. Çaresi olmadığını bile bile kendi ellerimle acı çektirdim evladıma. Hayır Süleyman. Zinhar kendini suçlama. Cihangir'i ayakta tutan senin sevgin. Hiçbir evladından ayırmadın onu. Hasta olan o değildi Hürrem. Bendim. Meğer o kambur benim sırtımdaymış.
Bunu anladığım vakit vazgeçtim. Kabullendim ve sevdim onu. Çok sevdim hem de. Lakin Yüce Rabbim buna rağmen unutmadı. Mehmet'imi benim elimden alarak beni cezalandırdı. Rabbim birini cezalandırdıysa... emin ol bu sen değilsin Süleyman. Sen değilsin. Validem. Neredesin sen aslanım? Nasıl bir ışıltıdır böyle? Her zamanki gibi gözlerimi kamaştırıyorsunuz. Hani sabah erken gelecektin? Birlikte yemek yiyecektik. Yol yorgunuydum. Validem uyuyakalmışım. Eminim öyledir. Babanla görüşebildin mi? Hayır. Hepimizi aynı anda karşılamak istiyormuş. Neler oluyor validem? Beni neden çağırdınız buraya? Bayezid'i Manisa'ya uğurlamak için mi? Nereden çıkarıyorsun bu lafları Selim? Cihangir için buradasın. Ayrıca Manisa senin de hakkın. Belki hünkârımız seni seçecek. Ben sancağımdan memnunum validem. Hiçbir şikayetim yok. Hem hünkârımız zaten çoktan kararını vermiştir, öyle değil mi? Hünkârımızın kararıyla ilgili bir malumatım yok. Ayrıca karar verdim, onu da bilmiyorum. Tek arzum evlatlarımdan birini taht sancağını yönetirken görmek. Zira ikinizin de bu görevi layıkıyla yerine getireceğinden şüphem yok. Belki de hünkârımız Mustafa abimi seçecektir. Çağrıldığına göre. Şehzade Mustafa layıkıyla idare edebilseydi şu anda orada olurdu. Manisa sancağında başarısızlığa yer yok. Unutma Selim. Orası tahtın yolu. Validem. Bayezid benim yiğit şehzadem. Nerede kaldın? Çok merak ettim seni. Çarşıya uğradım validem. Zira sizin için ısmarladığım bir hediyem vardı. Yine o Yahudi sarrafa gittin öyle değil mi? Merak etme benim güzel kardeşim. Senin için de hediyelerim var. Bunu hususi yaptırdım. Dünyada işi benzeri yok. Tıpkı sizin gibi. Doğru söylüyorsun kardeşim. Dünyada böyle zevksiz bir mücevher daha olamaz. Sen de hoş geldin Selim. Benim hediyem nerede merak ettim doğrusu. Aslında getirmek istedim. Lakin Sümbül Ağa, aman şehzadem zinhar onu içeri alamayız tillahi deyince ağıra gönderildi. Nasıl yoksa? Evet. Kütahya'ya geldiğim vakit beğendiğin tay. Artık senin. Bayezid kardeşim. Mavi Devran hangi yüzle buraya gelir? Onun aynı havayı solumak zehirdir bana. Mehmet'in mezarında kemikleri sızlıyordur şimdi. Keşke onun yaptığını ispat edebilseydik. İspat etsen ne ki Mihrim'a? Benim canımı aldılar. Kalbimi söktüler. Yokluğumu fırsat bildi zalimler. Evladımı koruyamadım. Validem. Size söz veriyorum. O zalimler kendi döktükleri kanda boğulacak. Benim de tek isteğim bu benim. Hazretleri haber gönderdiler. Sizinle görüşmek istiyorlar.
Sultanım. İnşallah kötü bir haber değildir. Yeniçeri ağası Şehzade Mustafa'yı karşılamaya gitmiş. Hem de binlerce askerle. Bunun maksadı nedir? İsyanı çıkarmak niyetindeler. Hayır. Malum Yeniçeri ağasını ikaz etmiştim. Anlaşılan o ki tercihini yapmış. Bize karşı alenen meydan okuyor. Hangi ağa bu? Ali Ağa Sultanım. Ben derhal icabına bakarım. Zira yaptığı usullere aykırı. Sonra da bize sadık bir Yeniçeri ağası tayin edilir ocağa. Ali Ağa'yı bu sebeple azledersen ocağı bütünüyle karşına almış olursun. Üzerine gitme. Ne hali varsa görsün. Sultanım. Biri bize alenen meydan okuyorsa buna sessiz kalamayız. Kalırsak daha da güçlenirler. Sessiz kalacağız Rüstem. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Bir Yeniçeri ağası yüzünden her şeyi berbat edemem. Yeniçeri ile Sultan Selim Han bile baş edememiş. Cephe alamayız. Yarın neler olacağını bilemeyiz sultanım. Belki de taht sancağına Şehzade Mustafa geçecek. Mustafa'nın gideceği tek bir yer var Rüstem. O da cehennem. Binlerce Yeniçeri şehzademizi karşılamış. Hünkârımız nasıl sessiz kaldı anlamadım. Henüz bundan haberi yok. Nasıl yok? Rüstem vaziyeti izah etmiş. Zaten doğrusu da bu, bilmesi lazım. Kimin haddini düşmüş hünkârımızın sarayına askerle gelmek? Validem siz ne düşünüyorsunuz? Sizce babam kimi seçecek? Ben kimi destekliyorsam onu. Sultanım. Nerede kaldın Afife Hatun? Merasim başlamak üzere. Ne işi var bunun burada? Ben sana zinhar gelmeyecek demedim mi? Ben nasıl mani olurum sultanım? Bahtsız şehzadem benim. Allah bilir kimin günahlarının bedelini ödüyor. İlla bir günahkar arıyorsan aynaya bak. Yüce Rabbime şükürler olsun ki benim elimde hanedan kanı yok. Cihangir, yemek vakti geldi. Neden buradasın hala? Biraz yalnız kalmak istedim validem. Şehzadem. Seninle ne kadar gurur duysam az. Nasıl da cesurdun bugün. Merasimde ne söyleyeceğini unutan, eli ayağına dolaşan bir şehzadeyle mi gurur duydunuz validem? Bu mudur cesur şehzade? Cesaret dediğin canavarların üzerine korkusuzca gitmek değildir Cihangir. Cesaret, bunu korktuğun halde yapabilmektir. Bu hakikati değiştirmiyor validem. Babamı üzdüm. Belki de onu utandırdım. Tabii siz de. İnsan evladından utanmaz. Hele ki o evlat senin gibi üstün meziyetlere sahipse.
Sana dediğimi unutma. Evvela sen kendin bu yükü sırtından atacaksın. Atacaksın ki başkaları yüküne yük olmasın. Hadi şimdi git. Baban seni bekliyor. Sultanım. Şehzadem. Uzun zaman oldu öyle değil mi? En son Mehmet'imin cenazesinde karşılaşmıştık. Mekanı cennet olsun. Amin. Tek tesellim babasının gönlündeki tahta defnedilmiş olması. Siz bir evlat kaybettiniz. Ben de kardeşimi. Eğer acıysa en az sizin kadar canım yandı. Bu yüzden mi Manisa'ya gitmek için çırpınıyorsunuz şehzadem? Mehmet'imin kanının döküldüğü sarayda mı arıyorsunuz teselliyi? Kalleşçe oyunlarla beni Manisa'dan sürgün edenler düşünsün bunu. Belki de Rabbim bu yüzden cezalandırdı sizi. Masum kardeşimi elinizden alarak. Eden kendisine edermiş Mustafa. Yapan bulur ve çekermiş. Unutma ki kazanmak koca bir ömür ister. Kaybetmek içinse anlık bir gaflet yeter.